efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sözlerin hayırlısı özlü ve kısa olanlarmış. Ahmet Davutoğlu sıradan bir hoca değildi efendim. O hocaların içinde şahsiyet itibariyle bir bayrak idi. Şu salonda boş yerler görüyorum. Doğrusu önce kendim üzülüyorum. Ahmet Davutoğlu bundan 30 küsur sene önce bu günleri görecek kadar uzak görüşlü, bir nevi keramet sahibi hocaydı efendim. Bakın, ehl-i sünnet ülkesi olan Türkiye şu anda yüzlerce demeyeyim, irili ufaklı, hepsi birbirinden kopuk binlerce cemaate, gruba, hizbe, fırkaya ve sekte ve İslamcılığa ayrılmıştır efendim. Bundan 50 sene, hatta 40 sene öncesine kadar devam eden Ehl-i Sünnet Birliği yıkılmış, ümmet yıkılmış, onun yerine bir İslam protestanlığı çıkartılmıştır. Bu kendi kendine çıkmamıştır. İslam düşmanları İslam'ı kazımak istediler bu ülkeden, kazıyamadılar. O zaman içimizdeki bir takım adamlara fitne, fesat, tefrika çıkarttırmak suretiyle bizi bugünkü hale getirdiler. İslamiyet'te çeşitlilik vardır efendim. Fakat İslamiyet'te tefrika haramdır. Zaruriyat-ı diniyede, mevrid-i nas'ta asla içtihat yapılamaz. Bugün o hale geldi ki kaderi inkar edenler var. Kaderi inkar ediyor. O hale geldik ki, dört ehl-i sünnet mezhebinde kesin olarak haram kabul edilen mut'a nikahı yapılıyor. Öyle kimseler var ki, düşük faizli kredi almak caizdir diyor. Hayır efendim, bir kere mesken kredilerinin hiçbiri düşük faizli değildir. Adam 100 bin lira alıyor bankadan, 5-6 senede 50 bin liradan fazla faiz ödüyor. Buna düşük denilebilir mi efendim, %50'den fazlasına? Bu efendim muzaaf ribadır. Yine efendim, Ramazan geliyor, teravih namazını inkar edenler çıkıyor. Efendim, Cuma'nın başındaki, sonundaki sünnetleri inkar edenler çıkıyor. Hoca efendi bunları 30 küsur sene önce gördü ve bu milleti uyardı. Maalesef biz ehl-i sünnet Müslümanları maalesef bid'atçiler kadar uyanık ve sebatlı değiliz. Suriye Müslümanlarının haline bakın efendim. Türkiye'deki durum iyi mi? Ben kesinlikle iyi diyemiyorum. Çünkü bir toplumda tefrika olursa, maddi bakımdan harikalar meydana getirseler bile durum kötüdür efendim. Şimdi yapılacak şey, bütün ehl-i sünnet Müslümanlarının, ki onlar şu anda hala çoğunluktadır, ehl-i sünneti koruma konusunda birleşmeleridir. Ve birkaç muhterem şahsiyet vardır. Bunlardan biri Ahmet Davutoğlu hocamızdır. Bu zatı bayraklaştırmamız lazımdır. Ehl-i sünneti anlamak o kadar zor değildir efendim. Hristiyanlıktaki teslisi anlamak mümkün değildir. 1000 sayfa yazarlar. Onu okuyanın aklı daha fazla karışır. Ehl-i sünnetin prensipleri bellidir efendim. Ehl-i sünnetin itikatta iki imamı vardır efendim. İmam-ı Eşari ve İmam-ı Maturidi. Ehl-i Sünnet'in dört fıkıh mezhebi vardır. Beşincisi yoktur efendim.
İlk asırlarda fıkıh mezhepleri zuhur etmiş fakat dört tanesi tutulmuş. Ehl-i sünnette müttefakun aleyh olan bir takım hükümler ve kurallar vardır. Bunlar tartışılamaz efendim. Şimdi keşke, bu bana düşecek bir vazife değil, keşke bir ulema şurası, meclisi toplansa, ehl-i sünnetin 100 ana prensibi diye bir talimatname kitabı hazırlasa. Bu kanun kitabı, tüzük kitabı gibi olacak, numaralı olacak. Bir itikatta efendim, şimdi ehl-i sünnet çocuklarına İranlı bir zındığın kitapları okutuluyor ve maalesef Diyanet İşleri Başkanlığı kütüphanesinde de, kütüphanelerinde bunun kitapları satılıyor. Bu adam Türkçe'ye Muhammed'i tanıyalım diye bir kitabı çevrilmiş. Ne Hazret var ve bütün kitapta bir kere Hazret denmiyor, bir kere de salatü selam getirilmiyor. Muhammed'i tanıyalım. Sayfa numarasını yazdım, şu anda hatırımda değil. Farsçasını okuyacağım, sonra Türkçe tercümesini okuyacağım. Bu zat diyor ki, Hoda Yanusu hakiki est. Türkçesi, Allah gerçek bir Yanus'tur. Ansiklopediye bakıyorsunuz, bu Yanus neymiş? İki çehresi olan bir Roma putuymuş. Efendim, kemal sıfatlarla sıfatlı, noksan sıfatlardan münezzeh olan ve efendim, yaratıklardan, havadisten hiçbirine benzemeyen ve benzetilmesi yasak olan Allah-u Teâlâ'yı bir Roma putuna benzetiyor. Müslümanlar bayıla bayıla okuyorlar bu kitapları ve Diyanet de bu zatın, bu kitabı yok şimdi piyasada, başka kitaplarını satıyor. İş bu raddeye gelmiştir efendim. Nereye koydum bilemedim. Evde bir İngilizce mecmua var, Yahova Şahitleri'nin. Yahova Şahitleri, dünyada nüfusları 8 milyon civarında olan bir Yahudilik ve Hristiyanlıktan türeme, yeni bir türedi dindir. Bunların aylık bir dergisi var efendim. Bendeki Nisa'da, ikinci sayfada iki satır yazı. Bu dergi 188 ayrı dilde yekün olarak 42 milyon adet ayda basılmaktadır. Şimdi Türkiye, Ehl-i Sünnet Müslümanlarının bütün halkı uyarmak, aydınlatmak ve bilgilendirmek maksadıyla çok faydalı, içinde çok zaruri bilgiler bulunan broşürler sınıfına gelmiş yahut İmam Hatip Okulu'nun son sınıfına gelmiş Allah-u Teâlâ Hazretlerinin 14 sıfatını ezbere bilmiyor. Zavallı. Zeyd ile Amr'ın kavgasıyla uğraşmaktan Rabbinin sıfatlarını tanıyamamış efendim. Yine efendim dindar geçinen bir Müslümana gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki peygamberlerin hepsinde bulunan 5 sıfatı söyle bana. Öyle bakıyor efendim. Bunu öğrenmek normal zekalı bir insan için 5 dakikadır efendim. Sıdk, emanet, fetanet, iffet. Bir tane daha olacak. Şimdi halkımızı ehl-i sünnet konusunda mutlaka uyarmamız gerekiyor efendim. Çok önemli bir din kuruluşu. Bakın İbrahim Bey anlattı. Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi'nin fevkalade faydalı ve güzel eseri olan Müslim şerhini Avrupa'nın standartlarına ve normlarına uymadığı için basmadılar. Bunları doktorlara, mühendislere, veterinerlere, bakkallara, çakkallara öğretmemiz lazım. Ben sözü uzatmayayım. Ehl-i sünnet tehlikede.